Kuzey Marmara Kalkınma Ajansı destekli proje kapsamında toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması, çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin arttırılması, toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi amaçlarını taşıyan Üreterek Öğreniyorum isimli projemiz, Bigadiç Kaymakamlığı, Bigadiç Belediyesi, Bigadiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ortak Bigadiç Etimaden İşletmeleri, Bişokof ve Borçim'in de iştirakçı kurumlar olarak yer aldığı proje, 222.545 TL'lik bütçeye sahipti. Yani o 24 gün yaptığı tek başına yapıyor. 24 kesicili olduğu için 24 ayrı tezgah, 24 ayrı personelin yaptığı işi bilgisayardan verdik. Bir kadara maliyet. Bunun şu anda maliyeti efendim 154 milyar 600 lira. Proje kapsamında. Proje kapsamında alındı. Belediye efendim buraya yüklüyor. İşte onu buraya yükledikten sonra ham maddeyi makineye koyuyoruz. Ham maddeyi makineye... Proje ile çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlandı. İkinci olarak delikler, üçüncü olarak kılavuz çek, dördüncü olarak üstünden parçayı incelt, yarısına kadar incelt, beşinci olarak alttan mesela bir delik del, hepsini makine verdiğimiz kopta göre yapıyor, bitiriyor, bitirdikten sonra stop ediyor. Bize bunu aşmaya ondan sonra izin veriyor. Şimdi siz gerçekten ufukları açtınız, inşallah diğer okullar da sizlerden istifade edecektir. İnşallah. Hiçbir zarar olmayacak. Ben de meslek sesi mezunuyum. Başkanım da meslek sesi mezunuyum. Demek ki tabii başkanımız, milletvekili müdürümüz, diğer esnaf odası başkanlığımız, işlerçimiz olarak çok faydası, onlar sayesinde tabii ki biz bu proje yapmış olduk, söylemeli. Ama gerçekten ülkemiz, yani imalat olursa ülke zenginleşir, imalat olmayan bir de tüketim olamaya da fakirlik vardı. O yüzden gerçekten Milli Eğitim Bakanı çok büyük bir görev düşüyor gerçekten. Hani bu meslek sinirini güceleştirmesi lazım. Neler yapıyorsun? Anlatır mısın? Teknik resim çizim yapıyoruz. Anlatırsanız. Biz şimdi teknik resim parçalarını işleyebilmek için yapım resimleri gerekiyor. Bu yapım resimlerine önceden elle çizim yapıyorduk. Cetvel, pergel kullanarak. Günümüzde ise bunları bilgisayar destekli çizimlerle yapıyoruz. Bunların en kullanışlısı AutoCAD veya SolidWorks programları var. Öğrencilerimiz burada SolidWorks programını konutlarını öğrendikten sonra çizimlerini yapıyorlar. Çizimlerini yaptıktan sonra da bunların modelleme işlemlerini yapıyorlar. Kağıt düzlemi üzerine geçirme işlemini yapıyorlar. Bence bütün ortaklarımız, başta Sayın Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, Milliyeti Müdürlüğümüz, Esnaf Odası Başkanlığımız, Borçin Bişe Kuvveti olarak da bu belgeyi hepimiz ve ülkemiz adına, öğrencilerimiz adına almış oluruz. Size tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Devamını diliyoruz. Bekliyoruz sizlerden. Emeği geçen herkese projemizde teşekkür ediyoruz. Biz de devam edeceğiz inşallah. Sağ olun. Evet, bu projemiz yaklaşık bir 200 milyar civarında bir proje. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Meslek Sesi bunu yaptı. Metem yaptı. Ortakları var burada. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Esnaf Odası, Bişekop. Burada para veren değerli kurumlarımıza da teşekkür ediyoruz. Başta başkanımıza. Bu bir ufuk meselesi. Arkadaşlar bunu hayal ettiler ve gerçekleştirdiler. Biz onları tebrik ediyoruz. Öğrendiğimize göre bu şeyden, bu aletten, bu makineden sadece bir tane var Balıkesir'de. İkincisi bizde. Bu bizi sevindiriyor, onurlandırıyor. Bu çocuklar açısından, esnaf açısından, sanayi açısından çok faydalı. İnşallah üretime katacak şekilde kullanılır. Hem okulumuz, hem ilçemiz, hem de ilimiz bundan fayda sağlar diyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, hayırlı olsun. Bugün mutlu bir günümüz hep beraber. Hocalarım bu işe teşebbüs ettiler. İleri bir teknoloji. 24 kişinin yaptığı işi muntazaman tek başına bir tek makine yapıyor burada. Bu projeyi hazırladılar. Ajansa müracaat ettiler. Bizler de, kaymakamlık, bizler de elimize gelecek. Yani buradan yetişen insan artık ileri teknoloji. Ülkeye hizmet edecek, ilimize hizmet edecek. Biz bundan son derece mutluluk duyuyoruz. Hocalarımızın başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah ülke böyle nice şeylere kavuşur. Çünkü biz ülkede bir şeyin ihtiyacını hissediyoruz. Yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Bütün işletmelerimizde
iş gücümüz var ama kalifiye eleman sıkıntısı var. İşletmelerle okullarımız arasındaki bu birlikteliği, yetişmiş insan gücümüzü bu şekilde kapatırsak ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Bak geldiniz, bizlere beraber oldunuz, tanıttınız bu projeyi. İnşallah daha nice güzel şeylerde, işlerde beraber olmak dileğiyle teşekkür ederim. Sağ olun. Kamil Kaynaş, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, bu okulun müdürüyüm. Müdürüm, proje hangi ihtiyaçtan doğdu? Nasıl çalışıldı? Proje ilçemizde yetişmiş eleman, vasıflı eleman ihtiyacından ortaya çıktı. Bu projeyi yaparak ilçemizdeki gençlere vasıf kazandırmak, bir yetenek kazandırmak istedik. Bunu da yaparken ileri bir teknoloji öğrenmelerini istedik. Bu sene Milli Eğitim Müdürlüğü'nce verilen 300 küsür projeden sadece 4 tanesi kabul edildi. Bir tanesi de bu bizim projeydi. Ve en yüksek maliyeti 220 milyar lira maliyeti olan bir proje. Amacımız bu makinayı buradaki çocuklara, gençlerimize, insanlarımıza öğretmek. Esnaf ve sanatkarımızın bu tezgahın yapabileceği, üretebileceği parçaları görerek onlara da inovasyon sağlayıp onların da iş yerlerinde bu tezgahlardan almalarını teşvik etmeyi amaçladık. Ajansın tam amaçlarına uygun bir şey oldu, proje oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Faydalı olduğumuz için, yararlı olduğumuz için çok mutluyuz. Söyleyeceklerim. Makineyle ilgili, üretimle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Tabii. Bu makine bilgisayar kontrollü makine imalatı yapan, makine parçaları üreten bir tezgah. 24 tane kesicisi, yani 24 tane farklı tezgahın yapabileceği işleri tek başına yapabilen bir tezgah. Ve bilgisayarla programladığınız bir parçayı milyonlarca adet üretebileceğiniz bir parça. Ve tek kişiyle bunu kullanmasını bilen teknisyenin yapacağı program ve koyacağı ham maddelere bağlı olarak istediği kadar, istediği sayıda çok seri üretim yapabileceği, bundan dolayı da üretilen parçanın maliyeti düşük olacaktır. Çok seri, kısa sürede ve çok sayıda üretildiği için bu da tüketiciye yansıyacaktır. Çalışan kazanacaktır. Bu tezgaha sahip olan işletmeler çok güzel kazançlar elde edeceklerdir diye düşünüyorum. Sındırgı